Değerli basın emekçileri, ben sıradan böyle herkesin protokol konuşmalarıyla konuşan bir belediye başkanı değilim. Ben sohbet etmeyi seviyorum, insanlarla hemhal olmayı seviyorum. Böyle klasik bir yazıya bağlı kalıp hitap etmeyi sevmiyorum. Sizler de gerçekten bizim ailemizdensiniz. Ben basın mensuplarının Türkiye'de çok önemli olduğunu düşünüyorum. Öncelikle bir dakikalık sizlere yer vermek istiyorum. Kıymetli bir iş yapıyorsunuz. Objektiflik, tarafsızlık çok önemli sizin mesleğinizde. Ben buna çok önem veriyorum. Gerçekten kıymetlisiniz. Ülkedeki haber akışını sağlayan, biz mesela olağanüstü bir şey yaptığımızda bunu duyuracak olan kişiler sizlersiniz. Bunun tanıtımını yapacak olan kişiler sizlersiniz. Bu yüzden önemli bir iş yapıyorsunuz. Bu anlamda hepinizi teşekkür ediyorum. Hani burada bütün kalbimle teşekkür ediyorum hepinize. Hepinizi bir arada bulmuşken bunu söyleyeyim. Biliyorsunuz TAVAS 6. Zeybek Kültür ve Sanat Festivali'ne hazırlanıyor şu anda. Hummalı bir hazırlık içindeyiz. Çok güzel bir festival yapmayı hedefliyoruz, amaçlıyoruz. Gerçekleştireceğiz de. Bu anlamda sizlerle beraber bu daveti gerçekleştirmek istedik. Biz basın mensuplarıyla bir toplantı yapalım istedik. Sizler de kırmadınız, geldiniz, sağ olun. Şimdi TAVAS 6. Zeybek Kültür ve Sanat Festivalimiz, TAVAS'ın kültürel mirasını ve geleneklerini tanıtmak için 15 ve 18 Ağustos tarihleri arasında büyük ve heyecanla gerçekleştirilecek bir festival. Bu süre zarfında Zeybek kültürümüzü yaşatacak, işte yanımızda Zeybeklerimiz de var. Zeybek biliyorsunuz TAVAS'ın önemli bir objesi. Gerçekten TAVAS demek, Zeybek demek. Siz de biliyorsunuz yani bunu. Zeybeklerimizi tanıtacağız, kültürümüzü tanıtacağız. TAVAS'ın esnafını, TAVAS'ın geleneklerini dışarıdan gelen misafirlerimize sunacağız. Amaçladığımız şey bu. TAVAS kazansın. TAVAS bu anlamda daha kültürünü tanıtabilsin. Bunu istiyoruz. Festivalde amaçladığımız şey bu. Bunun da süsü tabii ki sanatçılar. Yani sanatçı olmadan Türkiye'de festival olmuyor. İnsanlar festivale gelirken hemen kim gelecek, kim gelecek diyor. Bu arada da biz sanatçıyla süslediğimiz festivalimizde bütün geleneklerimizi, göreneklerimizi tanıtacağız. İnşallah Kızılca leblebisini, işte TAVAS kotunun nasıl imal edildiğini, ondan sonra TAVAS'ın kaneviçesini, tel kırmasını tanıtmak istiyoruz. TAVAS'taki yöresel bütün ürünleri tanıtmak istiyoruz. TAVAS'ın tarihini tanıtmak istiyoruz. Bu festivaldeki asıl amacımız bu. Festivallerin zaten asıl amacı da budur. Ancak 15'inde yöremizin sanatçıları, iki tane Hasan Can Kavallı ve Emin Mert Boyacıoğlu, onlara da selam gönderiyorum buradan. Her ne kadar diğer sanatçılar çok ünlü de olsa, önemli de olsa, benim için TAVAS'ın yetiştirdiği sanatçılar daha kıymetli, daha evla. Bizim evladımız onlar. Onların da sahne almalarını istiyoruz. Zeybeklerimiz de orada gösterilerini sunacaklar. Aynı zamanda duayen zeybeklerimiz, yaşlı zeybeklerimiz de sunumlar yapacaklar. Güzel bir organizasyon olacak. İlk gün açılış olacak. Sonrasında 16'sında Tuğçe Kandemir sahne alacak. Tuğçe Kandemir de popüler bir sanatçı. Gerçekten biz ondan da iyi verim alacağımızı düşünüyoruz. 17'sinde de Zakkum grubunu bilirsiniz hepiniz. Genç arkadaşlarımız da var aramızda. Ki Zakkum da çok artık gençlere değil, bizlere de hitap eden bir grup. Zakkum grubu gelecek. Gündüz programlarımız da var. Zaten daveti sizlerle de paylaşırız. Orada da görürsünüz bütün içeriğini. Ona göre de tanıtımlarınızı yaparsınız. 18'inde de Haluk Levent gelecek. Ki Haluk Levent'in gelmesini ben çok önemsedim. Yani Haluk Levent'in gelmesini özellikle ben istedim. Gerçekten Türkiye'de deprem zamanı yapmış olduğu hizmetlerden dolayı ben çok kıymetli buluyorum kendisini. Türkiye'ye ciddi hizmet etmiş bir insan olarak görüyorum. O yüzden de TAVAS'a gelmesi, hani şarkı söyleyip söylememesinden ziyade bir figür olarak bile bulunması bizim için önemliydi. O da bizi kırmadı sağ olsun. O da gelecek 18'inde. İnşallah güzel bir kapanışla festivalimizi bitireceğiz. Yani gündüz programlarımız, işte çocuklara yönelik programlarımız olacak. TAVAS'ın tanıtılmasına yönelik programlarımız olacak. Dolu dolu, coşkulu, güzel bir festival bizleri bekliyor. Bütün sizin nezdinizde tüm halkımızı festivalimize davet ediyorum. Tüm halkımız orada bizi desteklerse memnun oluruz. Sizleri de davet ediyoruz. Hep birlikte bir festival geçirelim. Teşekkür ederim. Soru sormak isteyen varsa sorularını alabilirim. Buyurun lütfen. Başkanım, hoş geldiniz. Öncelikle festival bir zaman ilk akla hep maliyetler geliyor. Geçtiğimiz yıllarda da evet. Ekonomik anlamda peçeteniz var mı? Festivallerin
belediyeleri zorladığı ve bu noktada da biraz savurganlık yapıldığı iddia edildi. Avasta'da geçtiğimiz yıl yani bizim duyduğumuz rakamlar 5 milyon bandındaydı. Bu denemeyi. Geçen yıl mı 5 milyonmuş? Evet. Güzel istihbarat almışsınız. Sağlam istihbarat almışsınız. Gazetecilerden. Maliyeti nedir? Yani sanatçıların ülkeleri nasıl karşılıyor? Şimdi arkadaşlar benim belediye başkanlığındaki en önemli düsturum şeffaflık. Şeffaflık. Ulaşılabilirlik ve şeffaflık. Ulaşılabilirlikte zorlanıyorum. İnanılmaz bir talep var ama gene iletişim kurmaya devam ediyorum. Ama şeffaflıkta kesinlikle sonuna kadar varım. Bizim festivalimizin maliyeti, yani sanatçı ve işte festival organizasyonunun maliyeti 2 milyon 650 bin lira. Şu anki 3 sanatçının bize maliyeti, toplam maliyeti. Ayrıca tabii ekstra maliyetlerimiz var. Biliyorsunuz orada bir organizasyon iş yapılıyor. Düzenleme, tanıtım ve benzeri gibi maliyetlerimiz var. Ancak festivalin bütün masraflarını biz şu anda çıkardık. Festivale Tavas Belediyesi'nden para ayrılmayacak. Zaten ayrılacak olsaydı ben bu işe girmeyecektim. Açıkça söyleyeyim. Çünkü biz orada hem para harcayalım hem de sanatçı getirelim, belediye yazıp bizim böyle bir anlayışımız yok. Festivalde biz kesinlikle para harcamayacağız. Önümüzdeki yıllarda da aynı bu anlayışla devam edeceğiz. Hem stand gelirlerimiz hem de sponsorlarımız, gerçekten ciddi bir sponsor talebiyle karşılaştım sağ olsunlar. Bisiklet dağıttık mesela. Bisiklet dağıttığımızın da parasının tamamını sponsorlarla yaptık. Biz bu tip sosyal işlerde sponsorlar vasıtasıyla hareket ediyoruz, ilerliyoruz. Festivalde Tavas Belediyesi'nin herhangi bir maliyeti yok. Geçen yılki rakamlar, ben geçmiş yıllarla ilgilenmiyorum. Önceki başkanlarımıza selamlarımı gönderiyorum. Hepsine Allah hidayet versin, mutluluk versin. Yaptıkları işler onları bağlar. Benim yapacağım işler beni bağlar. Biz Münker'in yazdıklarına bakıyoruz, Nekir'in yazdıklarına bakmıyoruz. Biz o minvalde çalışıyoruz, devam edeceğiz çalışmaya. Herhangi bir maliyetimiz yok şu anda. Var mı başka soru? Buyurun. Sayın Başkan, tecrübeli bir siyasetçi ama yeni bir başkansınız. Öncelikle belediye başkanlığı nasıl bir duyguymuş ve sanırım bir yıllık stratejik plan çalışmalarına da başlamışsınızdır. Evet. Bir yıldaki öncelikler neler olacak Tavas'ta? Biz bir yılın 4 ayını geçirdik biliyorsunuz. Biz öncelikle borç ödemeyi hedefledik. Borçlarımızı bir kontrol altına alalım. Çünkü cari ödememiz yüksekti. Yani o artık pıht atmak üzereydi beyne. Yani hani o balon oluşmuştu, beyne pıht atmak üzereydi. Ona bir bypass tedavisi uygulamamız gerekiyordu ve onu yaptık. Şu anda takribi olarak 24 milyon gibi bir borç ödedik. Son haftayı bilmiyorum. Bu haftayı bilmiyorum. Ondan önceki haftaya kadar 24 milyon liralık bir ödeme yaptık. Ve şu anda rahatladık sayılır. Yani meclis toplantımızda borçlanma için yetki aldık. Oy birliğiyle geçti yetki. Ama biz borçlanmadık. Borç kullanmadan ilerledik. Önümüzdeki stratejik hedeflerimden bir tanesi, ben tabii ki tarıma yönelik yatırım yapmak istiyorum. Mandıra yapmak istiyorum Tavas'ta. Hedefim bu. Turizm yolunu canlandırmak vasıtasıyla biz orada şimdi yeni bir sosyal alan tesis yapıyoruz. Eski cezaevinin olduğu yeri müze yapılmış. Orayı hem kadın kooperatiflerinin kullanacağı bir alan, hem restoran, hem de insanların orada vakit geçirebilecekleri bir kafe tarzı bir alan haline getiriyoruz. Çalışmamız devam ediyor. Altyapı çalışması başladı. Yani bir ay içinde biter diye tahmin ediyorum. Festivali yetiştirin demiştim ama olmadı. Yetişmedi ama önümüzdeki günlerde açılışını yapacağız. Sonrasında mandıra, tabii ki Tavas'ta bir mandıramız olacak. Ondan sonra bütün parkların çocukların kullanabileceği halde korunaklı ve tematik parklar haline getirilmesini istiyoruz. Tavas böyle kent havasına bürünsün istiyoruz. Bunun çalışmalarını yapacağız inşallah. Benim önceliğim turizm yolundan Tavas'ın faydalanması. Karayollarıyla, şimdi karayolları bölge müdürü de muhtemelen okuyacaktır bunları. Biz onunla bu aralar bayağı sık görüşüyoruz. Yani yazımız oldu. İşte orada bir Tavas'ın girişini hepiniz biliyorsunuzdur. Aranızda Tavas'ı bilmeyen var mı arkadaşlar? Yok değil mi? Tavas'ın girişini biliyorsunuzdur. Yani Tavas'a girerken nasıl giriyoruz, Tavas'tan çıkarken nasıl çıkıyoruz anlatmama gerek yok. Orada bir kavşak olsun, insanlar dursun, Tavas'a girebilsin, tabelalar olsun diye bir çalışma başlattık. Karayolları hali hazırda orada bir yol çalışması yaparken bir daha onun için gelmesinler, bunu da aradan çıkarsınlar diye talebimiz oldu, reddedildi. Geçen bir televizyon programında da söylemiştim. Arkasından bölge müdürü aradı beni, işte yapmayacağız demedik başkanım falan gibi bir şey oldu sağ olsun. Bir adım attı, çok memnun oldum. İnşallah orada bir kavşak, en azından trompet kavşağı genişletip
insanların girmesini sağlayacak bir çalışma yapmak istiyorum. Buradaki amacım da Tavas'a gelsin insanlar, Tavas'a girsinler, Tavas'ta harcasınlar, para harcasınlar, Tavas tanıtılsın istiyoruz. Bizim yani önümüzdeki stratejik planlarımızın en başında Tavas'ın tanıtılması ve gelir dağılımından, yani o yoldan geçen 13.500 günlük araç rakamından pay alsınlar istiyoruz. Ama bunun yanında tabii mandıra yapacağız. Öncelikle adliyenin karşısında bir alan var. Belediyeyle, Büyükşehir Belediyesi ile ortak da olabilir. Biz de yapabiliriz. Oraya aldık. Orada inşaat yapacağız, satacağız. Oradan para kazanacağız. Ondan sonra UHAL binasında belediye binamızı taşıyacağız. Orada bankaları getireceğiz. Orada da para kazanacağız. Onun dışında Tavas'ta biz önce gelir arttırıcı faaliyetlerle ve Tavas halkının daha refah bir seviyede yaşaması için çalışmalar yapacağız. Bir de SOGEP projesine başvurduk GEKA'da. Şu anda Sanayi Bakanlığı'na giden tek proje bizim projemiz oldu. Ön onayı aldı. Baklava imalatı yapıp, mistik bir tarihi bir evde baklava imalatı yapıp bunu demin bahsettiğim o yol kenarında kadın kooperatifleri vasıtasıyla satışını gerçekleştireceğiz. 5 milyon 660 bin liralık bir projeydi bu. Şu anda ön onayını alıp yaklaşık bu ayın 15'inde sanırım sonuçlanmasını bekliyorum. O da sonuçlanırsa onu da hayata geçireceğiz. Biz kadınlarla, çocuklarla, gençlerle, Tavas halkıyla, Tavaslarla, çiftçisiyle, köylüsüyle ötekileştirmeden, Tavas'ta insanları siyasi bir zemine itmeden, siyasetten münezzeh, dostça, kardeşçe bir Tavas hayal ediyoruz. Önümüzdeki stratejik planlarımız bu şekilde. Ben teşekkür ederim soruyu sorduğunuz için. Borç, tabii her belediyenin borcu olur ama şu anda yönetebilir bunu da deriz. Ama yani borçsuz belediye ne zaman diyebiliriz Tavas Belediyesi? Şimdi şöyle bir şey var. Türkiye kapitalizmle yönetiliyor. Dünya da kapitalizmle yönetiliyor. Çin, Halk Cumhuriyeti, işte Kuzey Kore ve Rusya kapitalizmle yönetilmiyor. Ama onlarda da biliyorsunuz bir hamburgerle yıkıldı işte biliyorsunuz Sovyetler Birliği. Kapitalizmde borç mutlaka olur. Yani kapitalizmin doğrusudur yani borç. Borçsuz maalesef ilerleyemezsin. Çünkü Türkiye'de enflasyon var. Önceden yatırım yapman gerekir. Yatırım yapmak için sizler de çoğumuz kredi kartı kullanırız. İşte ne bileyim kredi çekeriz ve benzeri yönetiriz. Yönetebileceğimiz borçlarla ilerleyeceğiz biz. Yönetemeyeceğimiz borçlarla ilerlemeyeceğiz. Onu söyleyeyim. İnşallah benim hayalim kasayı dopdolu bırakmak, borçsuz bırakmak ki ben dönem bittiğinde kasada ciddi bir para ve borçlar bitmiş, yatırımlar yapılmış bir belediye hayal ediyorum. Hedefim bu. Ancak borç her zaman olur. Çekeriz, öderiz, biter gibi yani. Hani çünkü şöyle de bir durum var. Yani bizim belediye başkanlarımızın hani bu anlamda ben hepsine selamlarımı gönderiyorum. İşte ben borçlar arasında boğuldum kaldım derlerse yatırım yapamayız. Yani işte ne olacak bu borçlar? Ya eyvah, bu psikolojiye girdiğimiz zaman yatırım yapamayız. Yani borç da olur, yatırım da olur. Bunlar olur, devam eder ama makul borç, yönetilebilir borç, optimum yani artıları eksileri değerlendirilerek çekilen borçlar olmalı. Yani biz son 6 ayda 36 milyonluk bir cari borçla karşı karşıya kaldık. Son 6 ayda harcanmış yani. Düşünsenize 12 milyon Tavas Belediyesi'nin aylık geliri var. 12 milyon da personel ve benzeri giderleri var. Ve 30 milyon da bekleyen bir orada uğur yapmış, tümör olmuş bir cari borç var. Anında ödenmesi gereken. Biz bunu yönettik. Ve 24 milyonunu ödedik. Bu şekilde bir borçlanma değil. Karşılığı olan yatırım yapılmış bir borçlanma istiyoruz. Bu şekilde yöneteceğiz. Yani. Teşekkür ederim başkanım. Sayın başkanım. Festivalde şahsen benim gördüğüm bir durum var. Yıllardır Tavas'ta çiftçiler şöyle bir problem yaşıyor. Mısır ekiyorlar, çekirdek ekiyorlar. Ancak yıl sonu geldiğinde istedikleri fiyata satamıyorlar. Çünkü bir fiyat dayatması var. Festivallerin biraz daha bölgenin ürünlerini tanıtmaya yönelik olması gerektiğini düşünmüyor musunuz? Bu konuda bir ekleme yapacak mısınız? Ya da bizim programda görmediğiniz bir fikriniz var mı? İsminizi bağışlayın. Can Bey. Hangi yayın? Günlük TV. Günlük TV, tamam. Teşekkür ederim soruyu sorduğun için Can. Biz koyun yoğurdu yarışması yapacağız. Tavas kavunu, en güzel Tavas kavunu yarışması yapacağız şimdi festivalimizde. Baklava için de bir yarışma öngörüyorduk ama onu yetiştiremeyeceğiz. Mısır ay çekirdeği tanıtımı zaten bizim her zaman var. Şimdi şöyle de bir durum var, onu belirteyim. Tavas'ta
Bununla ilgili bir aslında ciddi bir sorun yok. Biz zaten bunun çalışmalarını yapıyoruz. Yani onların tanıtımlarının çalışmalarını yapıyoruz. Dışarıdan gelen Tavas'tan alım yapmak isteyen firmalara hep kapımız açık. Onlarla belediye olarak direkt çiftçilerimizin adına temaslarda bulunuyoruz. İlerleyen süreçte ben zaten çiftçileri tek çatı altında toplayan bir birliktelik yapacağız. Bir de ayrıca Eylül'de Tarım Festivali planlanıyor Eylül ayında. Bizim tarım biliyorsunuz Türkiye'nin de milli güvenlik meselesi, Tavas'ın da milli güvenlik meselesi. Türk Silahlı Kuvvetleri ne kadar önemliyse tarım da o kadar önemlidir. Yani onlar üretmese biz ne yiyeceğiz yani? Düşünsenize. Hiçbir şey yiyemeyiz yani. Bu kameralar, bu telefonlar yenmiyor maalesef yani. Onlar üretecekler, biz burada tüketeceğiz yani. O yüzden tarım önemli. Teşekkür ederim soruyu sorduğun için.